rektörüm, değerli rektör yardımcılarım, sayın rektör danışmanım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun çok kıymetli başkan yardımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairemizin kıymetli başkan yardımcısı, üniversitemizin çok değerli hocaları, değerli öğrencilerimiz, sevgili katılımcılar. Hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Bu yıl Gazi Üniversitemizin 95. yılını kutluyoruz. Tabii üniversiteler sadece öğrencilerine ders veren, onları hayata hazırlayan veya sadece akademik ve bilimsel çalışmalar yürüten kurumlar değil. Aynı zamanda ülke ve dünya gündemindeki konularla ilgili toplumu da bilgilendirme ve bilinçlendirme misyonları var. Bizler de Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak bugün son derece önemli gördüğümüz bir alanda siber güvenlik, siber zorbalık ve siber farkındalık konularında hem akademik hem toplum boyutu olan bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bilgi ve bilişim güvenliği ile siber güvenlik ve siber zorbalık konularının akademik perspektifini üniversitemiz rektör danışmanı Sayın Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül hocamızdan dinlerken bu alanda ülkemizin çatı kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun değerli başkan yardımcısı Doktor Mustafa Küçükeli'den ülkemizde siber güvenliğin teknik altyapısı ve düzenlemelerine bakıyor olacağız. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğümüzden siber suçlarla mücadele dairemizin kıymetli başkan yardımcısı Sayın İbrahim Baran ile de siber dünyada mağduriyetlerin önlenmesi adına yürütülen çalışmalar nelerdir? Bunları dinlemiş olacağız. Değerli katılımcılar, ben konuşmalara geçmeden önce öncelikle bizleri böylesine önemli bir konuda yalnız bırakmayan, her türlü etkinliğimizde bizlere destek vererek güç veren, yanımızda olan çok kıymetli rektörümüz Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızı açılış konuşmalarını yapmak üzere arz etmek istiyorum. Sayın rektörüm, saygılarımı sunarım, arz ederim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Erdal Hocam. Saygıdeğer katılımcı hocalarımız, üniversitemizin değerli akademik personeli, çalışanları, öğrencileri ve etkinliğimize katılan kıymetli misafirlerimiz, sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Özellikle küresel salgın döneminin de etkisiyle artık bankacılıktan alışverişe, sosyal medyadan uzaktan eğitime kadar birçok alanda dijitalleşen bir hayat sürüyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi ne yazık ki siber dünyada da sadece iyiler ve iyiye, güzele götüren araçlar yer almamaktadır. Başta internet olmak üzere bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanımı, bireysel ve toplumsal hayata yönelik tehditler barındırmaktadır. Bu tehlikelerden biri de ve belki de en önemlisi olan siber zorbalık, utanç verici kaba davranışların, uygunsuz konuşmaların ve başkalarına karşı düşmanca çevrim içi ileti, tehdit, taciz ve negatif yorumların, izinsiz fotoğraf paylaşımının, siber dünyada çeşitli araçlarla kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi eylemidir. Bunun bir sonucu olarak dedikodular, tehditler ve uygunsuz içerikler internette çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve genç nesli siber mağdur yapabilmekte, yıkıcı ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle güvenli ve bilinçli internet kullanımının ve siber farkındalığın artırılması, toplumun her kesiminin olduğu üniversitelerimizin de öncelikli görevler arasındadır. Ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planında siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması, üniversitelerde siber güvenlik ve ilgili alanlardaki programların yaygınlaştırılması, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması çalışmalarına üniversitelerin aktif katkı sağlaması benimsenmiştir. Gazi Üniversitesi 2014 yılında Türkiye'de ilk defa Bilgi Güvenliği Mühendisliği lisansüstü programını hayata geçirerek bu konularda öncülük etmiştir. Fen Bilimleri Enstitümüzde disiplinler arası olarak faaliyet gösteren bu ana bilim dalımızda bugüne kadar 1 adet doktora ve 14 adet yüksek lisans çalışması başarıyla tamamlanmış ve böylece son derece kıymetli bilimsel eserler üretilmiştir. Halihazırda 22 doktora ve 49 yüksek lisans çalışması başarıyla sürdürülmektedir. Yine üniversitemiz bünyesinde teknoloji fakültemiz ve mühendislik fakültemizde bulunan iki ayrı bilgisayar mühendisliği bölümümüzde siber güvenlik ve farkındalığına ilişkin projeler yürütülmektedir. Ayrıca TUSAŞ Kazan Meslek Okulumuzda Bilişim Güvenliği Teknolojisi programı açılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmış olup kısa süre içerisinde öğrenci kabulüne başlanacaktır.
Böylece Gazi Üniversitesi milli politikalarımızı da benimseyerek siber dünyaya uzman insan gücü yetiştirme ve ülkesine her seviyede hizmet sunma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürmeye de devam edecektir. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz tarafından düzenlenen Siber Zorbalık ve Siber Farkındalık isimli bu etkinliğimizde özellikle her yaştan internet kullanıcılarımızın sayısının arttığı bu günlerde toplumumuzu bilinçlendirme noktasında son derece faydalı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimizin başarılı ve verimli bir şekilde geçmesini diliyor. Katılımlarından ve katkılarından dolayı değerli konuşmacılarımız, başta moderatörümüz Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Erdal Irmak hocamız olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı ve üniversitemizin eski öğretim elemanlarından Doktor Mustafa Küçükali, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı İbrahim Baran Bey ve üniversitemiz Rektör Danışmanımız ve aynı zamanda Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyemiz Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül hocamıza. Üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Saygılarımla. Sayın Rektörüm, çok teşekkür ediyoruz bu güzel açılış konuşmanız için. Hocam. Her zaman destek verdiğiniz için çok sağ olun efendim. Tabii siber güvenlik, siber zorbalık denilince sadece aramızda alan uzmanlarının olmadığının farkındayız. Belki bu konuyu dinlemek, öğrenmek isteyenler de var. Onun için değerli konuşmacılarımız da uygun görürlerse ben öncelikle Halil İbrahim Bülbül hocamıza sözü vererek Sayın hocamızın bize hocam bu siber güvenlik, siber zorbalık nedir? Akademik bir bakış açısıyla nasıl tarif edilebilir günümüzde? Bunun öne çıkan yönleri nelerdir? Bu bakış açısıyla Halil İbrahim hocamızın bize bunu izah etmesini öncelikle istiyorum işin açığı. Halil İbrahim hocamız yıllardır bilişim ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda çalışmalar yürüten, bu tür kurumlarda üst düzey yöneticilikler de yürüten değerli bir hocamız. Halil İbrahim hocam, uygun görürseniz sizinle başlayalım mı hocam? Siz bize bir perspektif çizin dilerseniz. Daha sonra Mustafa hocamla da devam ederiz inşallah. Nasıl uygun görürseniz. Evet, çok teşekkür ediyorum Erdal Hocam. Öncelikle rektörümüze bize böyle bir imkan oluşturduğu için her türlü fikri uygulamaya koymamızda öncü olduğu için sadece Gazi Üniversitesi olarak değil, biz Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de siber güvenlik ana bilim dalı, siber güvenlik yüksek lisans programı açtık. O zaman da kendisi öncülük yapmıştır. Bugün de üniversitemizde birçok bu alandaki faaliyetlerin hem planlanması hem takibi vesaire konularında da sürekli desteklerini görüyoruz. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Ayrıca OSTİM Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz Müdürü Erdal Hocama da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliği paylaştığı için, böyle bir etkinliği düzenlediği için. Ayrıca bu konuda özellikle kurumsal anlamda hizmet veren ve birçok kanun ve uygulamalara imza atan işte BTK ve Siber Güvenlik Daire Başkanlarımıza da Mustafa Küçükali ve İbrahim Bey'e de teşekkür ediyorum öncelikle. Ben çok fazla vakit almadan hocalarımıza daha çok zaman ayırma, oradaki uygulamaların daha çok bahsedilmesi adına sadece bir özetleme ve konuya giriş yapacağım. Daha sonra sözü onlara bırakmam daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle şimdi siber güvenlikle ilgili çok çalışmalar var. Siber güvenlik öteden beri eskiden bilgi güvenliği olarak bunu nitelendiriyorduk. Şimdi artık olaylar siber bir ortama taşındığı için her şey siber kavramıyla ifade edilmeye başladı. Günümüzdeki anlayış itibariyle bazı ifadeleri söyleyebiliyoruz. Mesela bir sene sonra belki çok farklı kavramlar hayatımıza girmiş olacak. Bu anlamda da bir bilinç oluşuyor ve bir farkındalık oluşuyor. Bunu ayrıca belki başka bir panelin konusu olabilir. Biz daha çok siber zorbalıkla ilgili bu konunun panelin konusundan bahsetmeye çalışalım. Siber zorbalık ve siber farkındalık. Şimdi malumunuz rektörümüzün de belirttiği gibi bir pandemi dönemi ortamında bir kısıtlamadan dolayı bütün insanlık, tüm dünyadaki insanlar, her yaş kademesindeki insanlar evlerde vakit geçiriyoruz. Kapalı ortamlarda yani sokağa çıkmıyoruz, sosyal ortamlarda bulunmuyoruz.
Bu vesileyle birçok duygumuzu, düşüncemizi, toplumsal ihtiyaçlarımızı online ortamlarda karşılanmaya, gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda belki pozitif açıdan baktığımızda internet bizim için bir sosyalleşme alanı, internet ve bilişim teknolojileri. Eğer bu da olmamış olsaydı nasıl sosyalleşme ihtiyaçlarımızı giderecektik? İşte ev içerisinde özellikle genç ve daha küçük yaştaki çocukların işte aileleriyle aynı zamanda vakit geçirmeleri çok sıkıcı olabildiği gibi çocuklar açısından tabii ki. Ebeveynler açısından da bir çaresizlik olabiliyor. Yani çocukların isteklerine cevap veremiyorlar. Yani dışarı çıkmak istiyorlar ya da arkadaşlarıyla oynamak istiyorlar. Bu anlamlarda da hani bu ihtiyaçların bir toplumsal ihtiyaç olduğunu kabul etmek durumundayız. Şimdi sosyal medyanın özellikle internetin bu denli çok sık kullanılmasından kaynaklanan iyi şeylerin yanında kötü şeylerin de istenmeyen şeylerin de olduğunu gözlemekteyiz. Yani bunu hem birazdan bahsedeceğim istatistiklerde de bunlar yer alıyor. Artı çevremizde ve okuduğumuz literatürde de bununla ilgili birçok bilgi var. Şimdi siber zorbalıktan bahsedelim isterseniz. Siber zorbalık nedir? Tanım itibarıyla hani baktığımız zaman. Yani kelime itibarıyla çok böyle itici bir ismi var farkındayım ama. İşte günümüzde şöyle tarif ediliyor. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle bir başkasına izinsiz, kişinin izni olmadan yapılan saldırı kısaca. Yani bu saldırıları birçok şekilde nitelemek mümkün. Bunlar tacizden tutun, kişiyi aşağılama, işte lakap takma, efendim kişiyi diğer arkadaşları arasında mahcup etme, üstünlük kurma gibi bir takım şeyler sayabiliriz. Özellikle siber zorba internet ortamında ya da bilgi iletişim teknolojileri ortamında, buna internet de dahil, yani en çok yaygın kullanım alanı internet tabii ki ama cep telefonu, efendim diğer araçlarla da yapılabiliyor. Yani bu sadece internetle kısıtlamamak lazım. Şimdi buradaki siber zorbalık internetteki kişilerin kabiliyetine göre değişebiliyor. Yani mağdur olan kişinin internet becerileri ya da internet kullanım becerileri ya da bilgisayar becerileri daha düşük. Daha kuvvetli olan, düşük olana zorbalık uyguluyor diyebiliriz. Yani işte kişinin e-mailini ele geçirmeden tutun, sosyal medyadaki hesaplarını ele geçirme ya da o hesaplar yoluyla bu kişinin isteği olmadan ona rahatsızlık verme olarak düşünebiliriz. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'de öncelikle dünyadaki oranlara bir bakmak istiyorum özellikle dünyadaki nüfus itibarıyla. Şimdi baktığımız zaman dünya nüfusu bir yıl içerisinde, geçtiğimiz yıl içerisinde 80 milyon artarak 7.83 milyona yükseldi. Yani 7.83 milyar dünya nüfusu içerisinde bu özellikle %56'sı şehir dışında yaşıyor. Yani daha kırsal bölgelerde yaşıyor. Yarıdan fazlası diyelim. Bu kişilerin 5.22 milyarı telefon kullanıyor. Yani yaklaşık %66'sı baktığımız zaman. Yine aynı zamanda bu kişilerin dünya nüfusunun %59'u internet kullanıyor. Yani 4.66 milyar kişi internet kullanıyor. Aynı zamanda bu dünya nüfusunun yani 7.83 milyar kişinin 4.20 milyarı sosyal medya kullanıyor ve bu da %53'e tekabül ediyor. Şimdi buna baktığımız zaman buradaki gerçekten çok büyük oranlar sosyal medya ve işte bilgi iletişim teknolojilerinin bu denli hızlı kullanımı bir takım kuralları, bir takım rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Yani bir takım kolaylıkları getirdiğini zaten söyleyebiliriz her zaman ama aynı zamanda hani bu faydanın yanında bir takım sorunları da birlikte getiriyor. Aslında baktığımız zaman bu sorunlar
Sosyal medyanın ya da internet ortamının dışında da var. Yani toplumumuzda yaşadığımız toplum içerisinde işte öğrencilerin okullarda, üniversitede, diğer ortamlarda yaşadığı suçlar ya da işte bu siber zorbalık diye nitelendireceğimiz faaliyetler aslında aynı. Ama bunun sosyal medya ortamında taşınıp burada yer bulması biraz daha boyutu değiştiriyor. Aslında aynı şey, aynı kişiler normal ortamda da, sosyal ortamda da benzer faaliyetleri gösteriyorlar. İnternet ortamında, sosyal ortamda bunu daha cesaretli yapma imkanına sahip oluyorlar. Çünkü kimliğini gizliyor. Yani başka bir role bürünüyor bu kişi. Yani baktığınız zaman bunu tespit etmek normal ortamdaki, fiziksel ortamdaki duruma göre daha güç olduğunu düşünerek bundan cesaret bulabiliyorlar. Şimdi sosyal medyadaki oranlara geçmeden önce Türkiye'deki yapılan bir araştırmadaki sayısal verilere dikkatinizi çekmek isterim. 2017 yılında Samsung Türkiye ile BTK tarafından yapılan bir araştırmaya göre siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyenlerin oranı %20. Bu arada şunu da ifade etmek durumundayım. Şimdi siber zorbalık baktığımız zaman genel anlamda daha çok gençleri ilgilendiren bir kavram gibi gözüküyor. Yani daha çok gençler arasında bilinen ya da vuku bulan bir kavram. Aslında yetişkinler de buna dahil. Bunun da oranları var. Yani daha çok gençlerin sosyal medya ortamlarında, yani sosyal medyayı en çok gençlerin kullanma oranı olduğu için daha çok bu genç yaşta ya da çocuk yaştaki insanlara uygulanan bir zorbalık diyebiliriz. Yetişkinlere uygulandığında buna siber saldırı, siber savaş gibi kavramlar biraz daha değişiyor, daha farklı hale dönüşebiliyor diyebiliriz. Yine aynı araştırmaya göre öğrencilerin %11.64'ü siber zorbalığa maruz kaldıklarını söylerken %10.13'ü ise siber zorba olduklarını ifade etmişler. Ayrıca siber ortamda sözlü tacize maruz kalanların oranı ise %25.4 civarında. Şimdi sosyal medya oranlarına baktığımızda sosyal medya, Türkiye'deki sosyal medya kullanımı ya da dünyadaki diyelim. Şimdi hepimizin bildiği gibi sosyal medyadaki kullanılan araçları yani saymayacak kadar çok fazla ama bilinen, en çok bilinen sosyal medya araçları ülkemizde de meşhur olan diyelim, insanların çok çok kullandığı. Yine 2021'deki rakamlara göre en çok kullanılan Facebook sosyal medya aracı olarak. Daha sonra YouTube, arkasından WhatsApp, Messenger, işte Instagram, WeChat gibi programlar gidiyor. Bunların listesi aşağı doğru uzuyor. Şimdi 20 yıla yakındır yaklaşık bu sosyal medyayla iç içeyiz. Gittikçe kullanım olan oranları artıyor. Bu anlamda sosyal medya ortamlarında bu kullanım arttıkça siber zorbalık ya da bu siber zorbalıktan oluşan bir takım suçlar ya da insanların mağduriyeti artıyor. Bunları baktığımız zaman bunlarla ilgili özellikle okul çağındaki öğrencilerle ilgili çok şikayetler var. Bunlar öğrencilerin kendini koruyamamasıyla ilgili. Öğrencilerin bu konuda birazdan da bahsedeceğiz. Yeterli farkındalıklarının olmamasıyla ilgili, işte mahcubiyetiyle ilgili, herhangi bir şeyle karşılaştığında bununla ilgili nasıl başa çıkacağını bilememesiyle ilgili ve aileleriyle iletişim sıkıntısı yaşamasından kaynaklanan bir takım özellikleri de sayabiliriz. Şimdi dolayısıyla bu siber zorbalık, bu tür davranışlar arttıkça, bu tür ortamlar arttıkça, sosyal medya, internet ve iletişim teknolojileri kullanımı bütün dünyada arttığı gibi Türkiye'de de arttıkça, artı bir de pandemi gibi böyle kısıtlamaların olduğunda daha çok internet kullanımı, daha çok sosyal medya kullanımı arttıkça buna benzer vakalardaki artışlar da doğal olarak artıyor. Peki, kısaca özetlersem, acaba
Bu sosyal medya ortamında oluşan siber zorbalığa karşı nasıl önlemler almalıyız ya da nasıl bir yol izlemeliyiz? İşte bunu bireysel olarak da düşünebiliriz, kurumsal olarak da düşünebiliriz. Şimdi bireysel olarak baktığımızda kişiler işte sosyal medya ortamlarında ya da bilgi iletişim teknolojileriyle herhangi bir zorbalık yaşadıklarında bununla ilgili alması gereken bir takım önlemler var. Yani bunu farkındalık olarak düşünebiliriz. Farkındalığın artırılması şeklinde düşünebiliriz. Bir defa hani hep bankalarla ilgili olsun, diğer sosyal ortamlardaki hesaplarımızın yönetilmesi ile ilgili olsun hep bilgilendirmeleri duyuyoruz. Yani daha çok bilgilendirmeleri bu noktada duyuyoruz. Bankalardan mağdurlar arttıkça ya da işte internet ortamındaki kişilerin sosyal medya hesapları çalınıp bunları farklı şekilde kullanmalarından kaynaklanan bir takım sorunlar çoğaldıkça bunlara yönelik önlemleri de gerek bankalar yoluyla gerekse işte radyo, televizyon vesaire sosyal medya ortamlarında bunlarla ilgili sık sık duyuyoruz. Nedir bunlardan bazıları? İşte şifremizin çok sağlam bir şekilde yapılması. Yani işte standart soy ismimiz, ismimiz, çocuğumuzun ismi, annemizin, babamızın ismi, kardeşimizin isminden ziyade daha böyle sağlam tahmin edilmesi, kırılması daha zor olan şifreler tavsiye ediliyor. Artı sosyal medya ortamlarında işte bir takım kendimizin ve akrabalarımızın resimlerini, ne bileyim kişisel bilgilerimizi vesaire paylaşmamamız, işte tanımadığımız kişilerle işte belirli noktalara kadar görüşmemiz, yani bir sınır koymamız, her şeyimizi anlatmamamız. Bunu ben her yaştakiler için söylüyorum. Tabii ki bunun bilincinde olan yetişkinler için biraz daha risk az ama daha çok çocukların bu riski daha fazla. Bunu da burada katılımcıların birçoğu zaten bir ebeveyn olarak düşünebiliriz. Herkesin çocuklarını bu şekilde bilinçlendirmesi gerekiyor. Siber zorbalıkla ilgili bir de hukuki bir boyuta değinip daha sonra bu farkındalık anlamında birkaç şey de söyledikten sonra konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi öncelikle siber zorbalıktaki bir takım yaptırımlar normal sosyal ortamda yani fiziksel anlamda işlediğimiz bir suçun cezası neyse siber anlamda da aslında değişmiyor. Yani kanunlarımız yeterli. Yani ister bir kişiye fiziksel olarak tacizde bulunun, hakarette bulunun, isterse sosyal medya üzerinden ya da bilgi iletişim teknolojileri üzerinden bulunun. Bunun şeyi değişmiyor. Yani kanunlarımızdaki bunun suç sayılıp sayılmamasıyla ilgili durum değişmiyor aslında. Yani şunu söylemek istiyorum. Kanunlarımız bu konuda yeterli. Yani biz bu siber zorbalıktaki her türlü istenmeyen davranışların zaman zaman bunların sınırı aştığında bir suç olduğunu düşünürsek, suç kapsamına girdiğini, kişilerin bu anlamda bilinçlendirilmesi, yani o anda suçun oluştuğu andaki kanıtları elde edebilmesi, sakin bir şekilde işte sayfayı kopyalayabilir, adresi kopyalayabilir, kişinin bilgilerine yönelik bir takım belirleyici bilgileri alabilir. Yani bunlar suç unsuru oluştuğunda kanıt olarak verilebilecek kolaylıklar olabilir. Yani bu konularda bu siber zorbalığa uğrandığında neler yapılacağıyla ilgili özellikle genç yaştaki sosyal medya kullanıcılarını uyarabiliriz. Şimdi siber zorbalığa neden insanlar siber zorba olur? Yani niye siber zorbalık yapılır? Bundan da biraz bahsedelim. Şimdi bununla ilgili bu literatürden elde ettiğimiz bilgilere göre, çevremizden duyduğumuz bilgilere göre, yani bilimsel anlamda birçok makale var bu konuda. Yani insanların rahatsızlıkları arttıkça bu konuda insanlar da doğal olarak bir takım çalışmalar yapmak durumunda kalıyorlar. Bunlardan bazılarını şöyle sayabiliriz. Fiziksel dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal ortamda yakalama isteği. Yani kişinin kendine güveni çok zayıf. Burada kendini başka bir rolde belirleyip bir
takım şeyleri yapması kolay olabiliyor. Farklı görüşlerden olan kişileri cezalandırma arzusu, intikam alma duygusu. Bakın bunların hepsinin altında kin var. Yani bir nefret var, bir suç işleme eğilimi var. Popüler olma hevesi, akıl sağlığı problemleri, düşük özgüven ve düşük öz saygı, aile içinde yaşanan sorunlar. Yani bunların hepsi aslında baktığınız zaman sebebine inilmesi gereken sorunlar. Yani aile içindeki iletişimsizlikten tutun, çocuğun kendine güvenli olmaması sosyal ortamlarda bu kişinin çok tehlikeli bir karaktere bürünmesine sebep olabiliyor. Bunun için ailelerimizin, özellikle okul çağında öğretmenlerimizin, işte üniversitedeki hocalarımızın diyelim ya da üniversite ortamındaki bu işle görevli olan mekanizmaların bu konudaki farkındalığı artırması gerekiyor. Ve herhangi bir mağduriyet durumunda da kişilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği özellikle iyi anlatılmalı. Bununla ilgili de işte farkındalık eğitimleri vermeli ve kişi yani normal sokakta giderken herhangi bir olayla karşılaştığında ne yapması gerekiyorsa sosyal medya ortamlarında da bunun aynısını yapabilir. Yani çocuklarımıza kendi normal okullarında, fiziksel ortamda bir kişiye karşı nasıl saygısı olması gerektiğini, kişilerin hak ve hürriyetlerine karşı nasıl saygılı olmaları gerektiğini öğretiyorsak, bu sosyal medya ortamlarında da bunların nasıl davranması gerektiğini öğretmek durumundayız. İşte yeni büyüyen çocuğumuza bir bisiklet binmeyi, bisiklete binmeyi, trafik kurallarına uymayı, yaşlılara, kendinden büyüklere nasıl bir duygu içerisinde, nasıl bir davranış içerisinde olması gerektiğini öğretiyorsak, sosyal medya ortamı da artık bir farklı bir ortam. Burada da her yaştaki kişilerin nasıl davranması gerektiğini, hak ve sorumluluklarını bildirmek durumundayız. Şimdi en son biliyorsunuz kişisel hakları koruma kanunu kapsamında da bu tür olayların hem önlenmesi adına hem de kişilerin daha bilinçli hareket edebilmeleri adına bir takım düzenlemeler yapıldı. Bu da Türkiye'deki birçok olayların hem önlenmesinde hem de bu tür organizasyonların yapılmasında hem de servis sağlayan, bu ortamları sağlayan sosyal medya temsilcileri olsun, internet sağlayıcılar olsun bu konuda daha hassas davranmalarına sebep olacak olayların bir denli önüne geçirmiş olacak. Bu kanunların da hani güncel olarak sosyal medyadaki yaşanan olaylara çözüm getirebilecek halde yaygınlaşmasını umuyoruz. Ben şimdilik teşekkür ediyorum. Diğer hocalarımıza daha çok vakit kalması açısından şu anda aklıma gelenleri söyledim. Sorular olursa tekrar dönmek ikinci tur olursa devam ederiz. Erdal Hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Hem istatistik boyutuyla hem de terminolojik anlamda değerli katkılarınız oldu. Çok sağolunuz. Ben katılımcılarımıza sadece bir hatırlatma yaparak devamını getirmek istiyorum. Sohbet ekranında, chat ekranında doğrudan benim ismimin, genel sohbet kapalı da benim ismimin olduğu kısımdan soru ve sorunlarınızı yazabilirseniz ben onları toparlayıp daha sonra oturum sonunda ilgili katılımcımıza yönlendireceğim. Sohbet ekranından Erdal Irmak ismini gördüğünüz yerden direkt olarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Tabii ki siber zorbalık, siber farkındalık sadece bir sosyal mühendislik alanı da değil. Aslında bunun bir çok da teknik altyapısı var, teknik düzenlemeleri de var. Bu anlamda da ülkemizde bilim ve bilişim ve internet teknolojilerinin çatı kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz var. Hem bu konuda gerek yasal düzenlemeler gerekse de teknik düzenlemeler anlamında bu kurumumuz, çatı kuruluşumuz çalışıyorlar. Değerli Mustafa Hocam, bize bu konuda BTK penceresinden ve kendi kişisel tecrübelerinizi de katarak biraz bilgilendirme verir misiniz hocam? Evet, Erdal Hocam teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, başta rektörümüz olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara, sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcılara da teşekkürlerimi iletiyorum.
Şimdi şöyle, Halil Hocam gayet güzel özetledi aslında, bize çok fazla bir şey bırakmadı. Yani siber zorbalık, siber farkındalıkla ilgili istatistikler olsun. İstatistiklerden sonra neler yapılıyor bu siber zorbalıkla ilgili ve siber zorbalığın doğurduğu sonuçlara yönelik. Bununla ilgili alınabilecek önlemlere yönelik gayet güzel bir özet bilgi oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de bazı tamamlayıcı bilgiler üzerine ekleyerek biz bu konuda neler yapıyoruz BTK olarak, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu olarak bunları ifade etmeye çalışayım izninizle. Özellikle hepimizin bildiği gibi son yıllarda çok büyük hızlı bir dijital değişim yaşıyoruz. Bu büyük hızlı değişim arkasındaki sebeplerin en önemlisi şüphesiz bilgi ve iletişim teknolojileri. Bu teknolojilerdeki gelişmeler. Ayrıca son bir yılda ülkemizin dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi süreci bizi tamamen dijital ortamlarla baş başa bıraktı. Bu hayatımızın sürekli dijitalleştiği bir ortamda, dijital ortamlarda biz de hem üretiyoruz hem çokça tüketiyoruz dijital bilgiyi. Şimdi üretirken de tüketirken de dijital ortamlarda ayak izlerimizi bırakıyoruz. Bu ayak izlerimiz çok önemli. Bıraktığımız ayak izleriyle dijital ortamda adeta kendimize bir alan oluştururken başkalarına da farklı fırsatlar sunuyoruz. Özellikle global şirketler olsun, global internet aktörlerine fazlaca fırsat ve koz veriyoruz. Bu noktada internet kullanımına yönelik, daha doğrusu dijital teknolojileri kullanımına yönelik hem siber farkındalığımızın artması hem siber ortamlardan kaynaklanan risklerden kendimizi, çevremizi, ailemizi korumaya yönelik adımlar atılması adına siber farkındalığın önemi büyük. Bununla ilgili bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Şimdi Halil Hocam istatistiklerden bahsetti. Bu istatistikler gerçekten önemli, global ölçekte istatistikler. Buraya benim ekleyebileceğim 16-64 yaş arası dünya genelinde 6 saat 54 dakika internet kullanımı varken bu bizim ülkemizde 7 saat 57 dakika. Yani dünya ortalamasından yaklaşık 1 saat daha fazla ne kullanıyoruz? İnternet kullanıyoruz. Aynı şekilde dünyada 3 saat, 3,5 saat yaklaşık mobil cihaz kullanımı varken bizde bu yaklaşık 4 saat 20 dakika civarında. Sosyal medya kullanımı dünyada 2 saat 20 dakika civarındayken bizde, yani ülkemizde 3 saate yakın, 2 saat 57 dakika. 2021 Ocak istatistiklerinden bahsediyoruz. Destekleyici olarak yine bizim ülkemizde yapılan bir araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu hane halkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırmasına baktığımız zaman bu siber zorbalığa, siber tehditlere kapı aralayan aslında interneti kullanım oranlarına baktığımız zaman bu oranları şeyi görebiliyoruz, oranları. Yani biz interneti en çok sesli ve görüntülü arama için kullanıyoruz. %88. En çok kullandığımız %95 mesajlaşma. Bu mesajlaşma uygulamaları içerisinde biliyorsunuz 2'den 2'ye yani peer to peer olan siber zorbalık, siber suçlar daha fazla gerçekleştirilebiliyor. Yine 3. sırada sosyal medya. Ülkemiz için söylüyorum bunu. %80 civarında kullanım oranımız. Facebook olsun, Twitter olsun, diğer ülkemizde sıkça kullanılan sosyal medya ortamlarının %80, yani %95 mesajlaşma, %88-90'a yakın iletişim, internet üzerinden iletişim kullandığımız bu mecralar bizim siber zorbalığa uğrama oranımızı da artırmış oluyor. Özellikle internetin karmaşık dinamik yapısı, dağıtık yapısı, sınır aşan özelliği denetimsiz bir alan sunuyor aslında.
Bu alandaki suçlarla, suçluyla mücadele de tabii ne yapıyor? İşi, güvenlik kurumları, gerek güvenlik kurumlarını, gerek kişileri zor durumda bırakıyor. Şimdi, internet ve teknoloji aynen gerçek dünyada olduğu gibi iyi niyetle, yani halis niyetleri de kullanılabiliyor, kötü niyetleri de kullanılabiliyor. O yüzden nasıl gerçek hayatta etik kavramından bahsediyorsak, internet ortamında da dijital etik kavramından bahsetmemiz lazım. Bahsediyoruz da, çalışma alanı da bu. Dijital etik dediğimiz aslında çok basit. Dijital ortamları kullanırken başkalarının haklarına saygılı olmak. Bu açıdan baktığımız zaman dijital etik olan davranışlar, olmayan davranışlar. Az önce Halil Hocam da bahsetti. Bunların en başında etik olmayan davranışlarda siber zorbalık, özel hayatının gizliliğinin ihlali, kişilik haklarının ihlali, nefret söylemi, atıf, kaynak gösterememe, fikri mülkiyet haklarının ihlali başta geliyor. Bu oranlar etik olmayan, dijital etik olmayan davranışlar arasında en önde gelen davranışlar. Tabii dijital etik davranışlar nelerdir? Gizliliğimizi korumak, dijital ayak izlerimizi nasıl yol aldığını bilmek, empati yapmak, sorumluluk hissetmek, adalet duygusuyla hareket etmek, saygı göstermek karşımızdakine gibi dijital etik olan davranışlar olarak bunları da sıralayabiliriz. Şimdi siber zorbalık, aslında bu siber zorbalığa geçmeden dijital mahremiyetten de bahsetmek istiyorum. Bu ortamlarda dijital mahremiyetimizi ne kadar korursak, Halil Hocam da bahsetti, o kadar kendimizi güvende hissederiz. Dijital mahremiyet çok önemli. Neyi, kiminle, ne ölçüde paylaşacağımız. Bu amaca, yani daha doğrusu bu paylaşım veyahut da kişisel bilgilerimizi paylaşma noktasında dijital mahremiyete de dikkat etmemiz lazım. Dijital mahremiyette tabii dijital güvenlik ön plana çıkıyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu dijital güvenlik noktasında eğer dijital mahremiyete dikkat etmezsek, dijital ayak izlerimizin nerelerde yer aldığını bilmiyorsak, nerelere diye dijital ayak izini ne şekilde bıraktığımızı bilmiyorsak, bu global aktörler bizi en yakınımızdakilerden daha iyi tanıyor. Yani sosyal medyada bizim 10 beğenimizle iş arkadaşımızdan daha iyi tanıyan bir mecra sosyal medyamız. 70 beğeniyle beraber yakın arkadaşlarınızdan daha iyi tanıyoruz. 150 beğeniyle bir aile üyesinden daha iyi tanıyor bizi sosyal medya ortamında. 300 beğeniye çıktığımız zaman en yakın eşimizden de daha iyi. Bıraktığımız dijital ayak izlerinden, ortama bıraktığımız verilerden bizi bu global ölçekteki sosyal medya aktörleri bizi takip ediyor. Siber zorbalık bu dijital ayak izlerinden de yola çıkarak siber zorbalık ne şekilde gelişiyor? Şiddet, taciz, dışlama, komplo, iftira, az önce bunlardan bahsedildi. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Siber zorbalığa uğrayan özellikle gençlerin oranı bayağı fazla, 1/5 düzeyde. Bununla ilgili bizim 2017'de siber zorbalık özelinde 2019'a doğru ülke genelinde internet kullanım ve dijital oyunlara yönelik yapmış olduğumuz ülke genelindeki araştırmada ortaya konan oranlar, siber zorbalığa uğrayan kişilerin siber zorbalık oranlarının fazla olduğu ve uğradıklarında da özellikle gençlerimiz, çocuklarımızın ne yapacaklarını bilmediği noktasında bayağı eğitim ve bilinç düzeylerinin düşük olduğunu gördük. Bu konuda yapılabilecekleri kurum olarak, işte paydaşlar olarak neler yapılabileceği noktasında sürekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bununla ilgili birazdan bazı bilgileri de paylaşacağım. Şimdi bu ortamda siber zorbalıkla ilgili
Hangi ortamlarda gelişiyor siber zorbalık? Elektronik araçların, iletişim araçlarının hepsinde, dijital oyunlarda, sosyal ağlarda, sözde oyun akımı dediğimiz araçlarda son bir yıldır gündemi meşgul eden, isimlerini zikretmek istemediğim, dijital oyun olarak nitelendiremeyeceğimiz akımlarda siber zorbalık ortamlar olarak kullanılmakta. Şimdi bu ortamlardan, sanal ortamdan gelecek siber zorbalık olsun, diğer zararlı içeriklerden ve zararlı yazılımlardan korunmak için dijital güvenliğimizi üst düzeyde tutmamız lazım. Burada dijital güvenlik dediğimiz zaman hem dijital araçların güvenliği hem kişisel bilgilerin güvenliği ön plana çıkmak. Yani şifre güvenliğinden tutun, web güvenliğinden tutun, sosyal ağlardaki güvenlikten, iletişim güvenliğinden tutun, kötücül yazılımlardan korunmaya yönelik farkındalığımızın üst düzeyde olması lazım. Şifre güvenliğinde kesinlikle iki adımlı kimlik doğrulamayı kullanmamız lazım. Veri güvenliğinde yedeklemeyi yapmamız lazım. Otomatik sistem güncellemelerinin ve virüs programlarının etkin olarak kullanılması lazım. Bunlar için de tabii herkes bunları yapabilir mi? Bunları yapabilmek için de dijital okuryazarlık seviyemizin yükseltilmesi, artırılması lazım. Çok önemli. Dijital okuryazarlık seviyesi. Bu bakımda, bu anlamda toplumda herkese, özellikle biz eğitimcilere, siz eğitimcilere büyük görevler düşmekte. Yani eskiden bilgisayar okuryazarlığı diyorduk. Daha sonra internet okuryazarlığı. Artık dijital okuryazarlıktan bahsediyoruz. Bu seviyenin yükseltilmesi çok önemli. Farkındalık seviyesinin eğitimle, gerek bilinçlendirme, gerek seminerlerle, gerek ülke çapında yapılan farkındalık çalışmalarıyla bu güvenlik seviyemizin artırılması, farkındalık seviyemizin artırılması lazım. Sosyal ağlardaki gizlilik ayarlarına dikkat etmemiz lazım. Bu ayarları yapmadan sosyal mecralarda, paylaşımlarda bulunmamak lazım. Gibi cihaz güvenliklerini, mobil uygulama güvenliğini, özellikle mobil uygulamaların bizden aldığı verilere yönelik farkındalığımızın ve bu uygulamalara hangi izinleri verdiğimizi kontrol edilmesi önemli. Tabii az önce saydığımız önlemler bireysel önlemler. Bunda dijital okuryazarlık farkındalığımızla artırılabilecek önlemler dedik. Ama burada bu farkındalığı artırmak için toplumun tüm kesimine, internet aktörlerine, içerik, yer, erişim sağlayıcılara, eğitimcilere, STK'lara, kamu kurumlarına, ki işte burada bu işle uğraşan kamu kurumları da var, farkındalık yönünde. Gerek farkındalık, gerek kanuni düzenleme, gerek bilişim suçlarıyla mücadele yönünde tüm kurumlara görev düşmekte. Ama özde bizim dijital okuryazarlık düzeyimizin üst düzeyde olması bu ortamdaki tehlikelerden korunmaya yönelik bizi daha güvenilir yapacaktır. Şimdi dijital ortamların daha güvenli olmasına yönelik yapılan çalışmalara baktığımız zaman genel olarak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, filtreleme dediğimiz çalışmalar, yani içeriği süzme olsun, içeriği engelleme olsun, bir de bilişim suçlarıyla mücadele yönünde yapılan çalışmalar mevcut. Biz internet ortamına yönelik, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu olarak internet ortamına yönelik 56-51 sayılı kanun kapsamında bazı çalışmalar yapılıyor. Gerek önleyici tedbir olarak erişim engelleme, gerek içeriği ortadan kaldırmaya yönelik içeriğin çıkarılması kapsamında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Burada ne var? Kişilik haklarının ihlaline yönelik, özel hayatın gizliliğine yönelik yapılan ihlallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bu ihlalleri ortadan kaldırmaya yönelik bazı çalışmalar yapılıyor. Şimdi aslında siber zorbalık yeni bir kavram değil.
yahut da internet ortamında zarara uğramak, işte zarar dediğimiz istenmeyen davranışlara maruz kalmak yeni değil. Eskiden de işte daha çok çocuklar, gençler arasında lakap takma olsun. Kağıt yazıp birbirine pusula gönderme noktasında bu aslında vardı. Bunun modern haline dönüşmüşü siber ortam olmuş. Sosyal medya olmuş. Kitle iletişim araçları olmuş. Telefondur. Yahut da işte OTT dediğimiz internet üzerinden çalışan iletişim araçları şeklinde. Çocuklar arasında siber zorbalık olabileceği gibi gençler arasında da hakaret, taciz, kişilik haklarına yönelik, özel hayatın gizliliğine yönelik, ifşa edilmesine yönelik suç unsuru içeren bir sürü olaylar gelişebilmekte. Bu kapsamda siber zorbalık hem internet ortamından yani herkese açık ortamdan olabileceği gibi birebir iletişim araçları içerisinde olma ihtimali yüksek. Bu durumda eğer internet ortamından yapılıyorsa 56-51 sayılı kanunla ilgili bazı bu zorbalık ve suçlara yönelik mücadele mevcut. Eğer kitlesel iletişim araçları dediğimiz birebir iletişim araçları üzerinden yapılıyorsa da bunlarla ilgili de Türk Ceza Kanunu'nda bazı yaptırımlar var. Bunun için de bu siber zorbalığa uğrayan kişiler yapacağı öncelikle bu yayınlara yönelik eğer internet ortamındaysa içeriğin çıkarılması talebinde bulunacak ilgili içerik sağlayıcıdan, sosyal ağ sağlayıcısından veyahut da savcılıklara, mahkemelere müracaat ederek bunların içeriğin çıkarılması veyahut da erişimin engellenmesinin yönünde karar alması gerekiyor. Eğer doğrudan iletişim kanalları üzerinden yapılmışsa bununla ilgili de yine ve suç unsuru oluşturan içerik varsa doğrudan savcılıklara suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Nedir TCK'da sayılan suçlar? Aslında bir sürü suç var. Az önce Halil Hocam da bahsetti. İşte kişisel verilerin kaydedilmesi, yayılması suçu. TCK 135, 100 ve 136'da sayılmış. Bunların müeyyideleri de, yaptırımları da belli. Hesabın ele geçirilmesi, haberleşme gizliliğinin ihlal edilmesi, işte cinsel taciz yahut da normal taciz, internet veyahut da sosyal medya aracılığıyla tehdit suçu, bunların hepsi TCK'nın 105, 125, 106, 133 sayılı kısmında sayılmış. Yani bilişim suçlarıyla mücadele de bu şekilde kanunlarla yerine getirilmekte. Bunun haricinde bilinçlendirme çalışmaları var. Bizim kurum olarak yaptığımız diğer paydaş kurumlarla birlikte, STK'larla birlikte yaptığımız çalışmalar var. Ama bunun öncesinde biz dijital okur yazarlığı daha istenilen seviyede olmayan internet kullanıcılarına yönelik sunulmuş olan bir güvenli internet hizmeti var. Önleyici, koruyucu tedbir olarak. Güvenli internet hizmeti, internetin yasa dışı zararlı içeriğinde kullanıcıları korumayı amaçlayan bir hizmet. Bu kendi ev ortamındaki bilgisayarlara bu hizmeti tercih edebileceğimiz gibi mobil ortamdaki cihazlara, mobil telefonlara da bu cihazı herhangi bir kurulum gerektirmeden, bu güvenli internet hizmetini herhangi bir kurulum hizmeti gerektirmeden sadece bir SMS'le yahut da internet servisi aldığımız servis sağlayıcılardan talep edebiliyoruz. Herhangi bir ücret yok. Herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor. Bu internet hizmetini yani güvenli internet hizmetini tercih eden kullanıcılar aynı zamanda arama motorlarını da güvenli modda kullanıyor. Yani herhangi bir konu hakkında arama yaptıklarında zararlı, sakıncalı içeriklerle karşılaşılmıyor. Özellikle çocuklarımızın kullanmış olduğu cihazlarda bu güvenli internet hizmetinin tercih edilmesi önemli. İki seçeneği var. Bir aile profili, bir de çocuk profili. Çocuk profili çok daha kısıtlı içeriklerin olmuş olduğu bir profil. Güvenli internet hizmeti
tercih edilmesi kolay, teknik bilgi gerektirmeyen, internetin zararlı içeriğinden bizleri ve ailemizi koruyan bir hizmet. Bunu da buradan sizin aracınızla duyurmak istiyorum. Yine biz Güvenli İnternet Merkezi, yani Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında hem bilinçlendirme faaliyetleri, hem internet yardım faaliyetleri, hem de internetin zararlı içeriğine yönelik ihbar merkezini işletiyoruz. Yani kullanıcıların internette karşılaştıkları zararlı içerikleri bize bildirebileceği bir merkezden bahsediyorum. Bu merkezler internet yardım ve ihbar merkezi 7/24 çalışmakta. İnternet yardım merkezinde ana başlık, konu başlıklarından bir tanesi de siber zorbalık. Vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza siber zorbalık hakkında, internette sosyal ağ platformları hakkında, internet ve bilgi güvenliği hakkında, internet ve mahremiyet hakkında, online oyunlar, dijital oyunlar hakkında ve benzeri 8-10 başlıkta bilgi veriyoruz. Yardım talep edenlere yardım sunuyoruz. Aynı zamanda bu yardımı internet ortamında sunduğumuz gibi Alo 141, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için bilgi destek hattımız var. 7/24 çalışan, kullanıcılara destek veren bir bilgi destek hattı. Alo 141 kısa numarayla çevirebileceğimiz, her an destek alabileceğimiz bir servis, internet yardım merkezi altında. Bilinçlendirme merkezi altında ne yapıyoruz? Siber zorbalık, internet etiği, dijital vatandaşlık, web güvenliği, kişisel bilgi güvenliği gibi konularda yine internet kullanıcılarına bilinçlendirme amaçlı, farkındalık amaçlı eğitimler yapıyoruz. Online ortamda içerikler sunuyoruz. Aynı şekilde siber zorbalığın yaygın olarak kullanıldığı ortamlardan bir tanesi de dijital oyunlar. Özellikle içerisinde iletişim kanalları olan dijital oyunlar. Bu dijital oyunlar içinde farkındalık oluşturmak adına Güvenli Oyna Ork.tr diye bir portalı kullanıcıların, çocukların hizmetine sunduk. Burada dijital oyunlara yönelik bilinçlendirme içerikleri, farkındalık içerikleri mevcut. Ayrıca oyun incelemeleri, yani bu oyun güvenilir mi, bu oyun hangi yaş grubuna uygun, oyunu oynadığında çocuk kazanımları ne olur, riskleri hangi risklerle karşılaşır diye bir portal üzerinden çocukları, özellikle gençleri, özellikle çocukları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bilinçlendirme merkezinde arkadaşlar şunu yapıyoruz biz, toplumun her kesimine, kamu kurumu olsun, öğrencilere, ebeveynlere, STK'lara dijital ve hak sorumluluklar, dijital ortamda sağlık, dijital oyunlar, dijital iletişim, dijital güvenlik, dijital mahremiyet, süper zorbalık, dijital etik konularında gerek eğitici eğitimleri, gerek normal bilinçlendirme farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimleri yüz yüze eğitimler olarak yaptığımız gibi portal üzerinden de yapıyoruz. Ayrıca BTK Akademi üzerinden online olarak isteyen her kullanıcıya bu eğitimleri veriyoruz. BTK Akademi portalı var. E-Devlet üzerinden de bağlanabileceğiniz yahut da normal portal üzerinden kayıt olup kullanabileceğiniz. Sadece internet güvenliği değil, burada sektöre yönelik bir sürü eğitim içeriğini bulmanız mümkün. Yazılım eğitimleri dahil, duymuşsunuzdur 1 milyon yazılımcı projesi BTK Akademi kapsamında yürütülüyor. Kendini yazılım ortamında, yazılım alanında, siber güvenlik alanında, özellikle siber güvenlikle ilgili de eğitim içerikleri mevcut. Yetiştirmek isteyen gençlerimize yahut da bu konuda farkındalıklarını artırmak isteyen ebeveynlere, yetişkinlere bu portal açık. 7/24 buradan da hizmet alabilirsiniz.
Şimdi tabii toplumun her kesimine bir sürü iş düşüyor. En başta kendimiz ne yapacağız? Dijital okuryazarlık seviyemizi artırma yönünde kendimizi geliştireceğiz. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına elimizden geldiği ölçüde katkı sağlayacağız. Bu ortamların denetimine yönelik çalışmaları sürdürmemiz lazım. Bu ortamlarda karşılaşılan içerikleri bildirme, bu içeriklerle mücadele etme yönünde yine vatandaşlık görevimizi yapmamız lazım. Hele her birimizin kendi alanında uzman olduğu uzmanlık alanları var. Bu alanlarda arkadaşlar özellikle internet ortamı için pozitif içerik üretilmesi çok önemli. Ne kadar pozitif içerik üretilirsek zararlı içeriği gençlerimizi, çocuklarımızın yönlenmesini bir nebze pozitif içeriğe yönlendirerek engellemiş oluruz. Tabii yine bu ortamın fırsatlarından yararlanma noktasında hem çevremizdekileri hem eğitim veriyorsak öğrencilerimizi teşvik edecek, bilinçlendirecek içerikleri onlara sunmamız önemli. Bu konuda internetin aslında şunu söylemek istiyorum son cümle olarak. İnternetin aslında bir araç aygıt yahut da teknolojinin bir araç aygıt olduğunu bilmemiz lazım. Kültürel ahlakı ve milli değerleri gözeterek dijital ortamlarda üretirken ve tüketirken bilinçli, farkındalığı yüksek üretici, tüketici olmak çok önemli. Bu farkındalığı önce kendimizde, sonra çevremizde oluşturabilirsek daha güvenli bir dijital ortamda, daha güvenli bir dijital ortamda daha bilinçli kullanıcılarla karşılaşmış oluruz. Ama bu ortamların her zaman gerçek hayatta olduğu gibi hırlısı, hırsızı olacaktır. Onlardan da korunma yönünde yine eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla kendimizi ve çevremizi bilinçlendirmeyi kendimize görev edinmeliyiz diyorum. Sözlerime burada son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sorular olursa da cevaplamaya hazırım. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli bilgiler de edinmiş olduk sayenizde. Özellikle BTK'nın... Sayın Başkanım pardon bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii siber farkındalık olduğu için siber güvenlik konusuna çok girmedik. BTK bünyesinde yürütülen ulusal olaylara müdahale, siber olaylara müdahale merkezimiz var aslında. Bunun için de katılımcı arkadaşlar, bizi dinleyenler usom.gov.tr adresini ziyaret ederlerse daha detaylı geniş bilgileri de siber güvenlik alanında elde edebilirler. Çok teşekkür ederiz başkanım. Tabii aslında açılış konuşmalarında gerek Sayın Rektörümüzün, daha sonra Halil İbrahim Hocamızın, sonra da sizin de bahsettiğiniz üzere bu bir derya deniz aslında. Yani her bir baştan alsanız saatlerce konuşulacak bir konu. Onun için biz bugün daha ziyade siber zorbalığa aslında yoğunlaşmak istedik. Bununla alakalı farkındalık oluşturmak istedik. Sizin de konuşmanız zaten bu çerçevede oluştu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir gün belki yine sizlerin değerli katkılarıyla belki siber savunma teknikleri veya işte savunma testleri gibi yöntemlerden de bahsedebiliriz. Belki onu da farklı bir topikte ele alabiliriz. Yüz yüze yapabiliriz. Onu inşallah pandemi de biterse Halil İbrahim Hocam, üniversitemiz Mimar Kemalettin Salonu'nda bir gün böyle bir tam gün etkinlik şeklinde birlikte yürütebiliriz aslında. Güzel de olur. Orada da olur Sayın Hocam. BTK'da da olabilir. O da güzel olur hocam. Evet. Yani ikisi de Ankara'da olduğu için yani 3 günlük, 2 günlük bir etkinlik olursa ilk ayağını üniversite, ikinci ayağını BTK gibi böyle güzel şeyler de olabilir. İnşallah bunu planlayalım. Salgın sürecinin seyrine göre. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben tekrar dinleyici arkadaşlara, dinleyici kitlemiz için tekrar ediyorum. Soru ve sorunlar varsa sohbet ekranından direkt bana gönderebilirsiniz. Ben not alıyorum. Şu anda Mustafa Hocam size bir 4-5 tane soru geldi ancak ben değerli İbrahim Başkanımızla çok bekletmemek için dilerseniz biraz da onunla sohbet edip en son bir soru cevap faslı yapalım isterim. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Daire Başkanımızın çok değerli başkan yardımcısı İbrahim Bey aramızda. İbrahim Bey, sizden önce de dinledik, genel bir çerçeve çizildi Sayın Başkanım.
Tabii merak ettiğim şeyler şöyle bir baktığımda siber suçlar, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tabii ki bir kolluk kuvvetimiz esasen. Diğer suçlarla kıyaslandığında fazla mıdır? Yani diğer genel suçlara oranla yeri neresidir? Son zamanlarda trend, daha mı artan trend nedir? Bir de aramızda genç öğrenci arkadaşlarımız var, bizim de öğrencilerimiz. Çoğu zaman bu tip mağduriyetlere uğradıkları zaman Sayın Başkanım belki aileden çekindikleri için paylaşamıyorlardı. Belki birçok insana da söyleyemiyorlardı. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında neler oluşabilir? Bunun gibi genel bir çerçevede biraz da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi olarak sizlerden de konuyu dinlemek isteriz. Buyurun efendim, arz ederim. Sayın Erdal Hocam, Sayın Halil İbrahim Hocam, Sayın Mustafa Hocam ve değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocam, bu bahsettiğiniz konulara kısa olarak da değineceğiz inşallah. Şimdi ilk önce birkaç tane rakam vererek başlamak istiyorum. Türkiye'de kredi kartı kullanım sayısı 2020 yılında 2019 yılına oranla %8'lik bir artış gösterdi ve 75.7 milyon. Banka kartı kullanım sayısı, banka kartı sayısı 188 milyona ulaştı. Yine BKM verilerine göre 2020 yılında banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı %41'lik bir artış gösterdi. Hal böyle olunca kartların bu kadar yoğun olduğu, pandeminin etkisiyle dijital alışverişin veya internet üzerinden online alışverişin fazla olması sebebiyle dolandırıcılıklar, bu yöndeki yapılan suçlarda da bir artış gördük. Mustafa Başkanımızın belirttiği Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin geçen yılla bu yıl engellemiş olduğu bizim phishing dediğimiz internet üzerinden dolandırıcılık olaylarını kıyasladığımızda %156'lık bir artış var. Geçen yıl insanlar dolandırılmadan USON merkezi tarafından yapılan çalışmalarla engellenen site sayısı 20.373 iken bu yıl 37.000'i geçti. Bu şunu gösterdi bize: pandemi dolayısıyla suçların geneli bu tarafa kaymaya başladı. Daha önceki meslek yaşantım boyunca devamlı sokakta asayiş, kom, narkotik bu tür branşlarda görev yaptım. Buralarda çalışırken şunu gördüm: bu suçlarda da bir devamlılık vardı. Suç işleyen insanlar genelde bunu alışkanlık haline getirebiliyordu. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık nevi suçlarda. Şimdi baktığımız zaman bu suçların tamamı çevrim içi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Siber daire olarak biz neler yapıyoruz? Bununla ilgili hem önleme birimlerimiz var, hem bu suçların soruşturmasını yapıyoruz. Bu suçların soruşturmasında da uzmanlaşmış arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapmaktadırlar. En başta şunu belirteyim: bu tür bir olaya maruz kalan herhangi bir arkadaşımız siber@egm.go.tr adresinden bize her daim mail atabilir, bize her daim ulaşabilir. Oradan gönderdikleri tüm ihbarlar, tüm başvurular karşısında gerekli cevapları, gerekli yanıtlarını mutlaka alacaklardır. Aynı şekilde biz bunları, bu verileri gördükten sonra İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ve destekleriyle bir program hazırladık. Siberay programı. Siberay genel manada geniş bir program. Bunun içine neyi koyduk? Siber farkındalık birinci ayağı olarak. İkinci ayağında bunun gerekli internet sayfaları ve sosyal medya adreslerimizle vatandaşlarımızı 7'den 77'ye nasıl bilgilendiririz? Bunun çalışmalarını yürüttük. Tabii bunları hazırlarken nasıl bir yol izledik? Siber farkındalığı çocuklarımızı yaş gruplarına göre Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile birlikte artı Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte çalışarak çocuklarımızın hangi yaş grubuna nasıl hitap etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. Psikolojik ve bu pedagojik alanda sosyal çalışmacılardan gerekli destekleri alarak bununla ilgili tüm arkadaşlarımıza eğitim verdik. Çünkü siber daire olarak 81 ilde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü olarak yapılanmamız olduğundan tüm illerimizdeki arkadaşlarımızı bu konuda eğitimlerle neler yapmamız gerektiği konusunda gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hazırlıkları yapınca arkadaşlarımız illerde şu anda okulların da açılmasıyla birlikte okullara giderek
Şu anda birçok değişik ilde yaşayan arkadaşlarımız varsa katılımcılardan fark ediyorlardır. Billboardlarda veyahut da herhangi bir bankanın girişinde burada neler yapılması gerekiyor? Güvenliğimiz için, bu tür herhangi siber alanda herhangi bir suça maruz kalmamak için neler yapmamız gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapacak afişler olsun, kamu spotları olsun. Gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Arkadaşlarımız bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bunun haricinde neler yapıyoruz hocam? Bunun haricinde TRT ile bir protokol, bir karşılıklı anlaşma yaptık. Bununla beraber olarak pardon. TRT bizim için bir çizgi film hazırladık. Bir tane bizim Siberay olarak bir maskotumuz var, bir kartalımız. Bununla ilgili tüm vatandaşlarımızı 7'den 77'ye nasıl bilgilendiririz çalışmasına devam ettik. Çocuklarımıza bir çizgi film hazırladık TRT tarafından. Bu yakında inşallah kısa bir süre sonra yayına girecek. Siberay adreslerimizden, Twitter, Facebook, Siberay EGM adreslerimizden vatandaşlarımıza bu konuda neye ihtiyacı varsa, nasıl bilgilendirmemiz gerekiyorsa veya bize gelen talepler hangi ölçüdeyse bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde şu anda çalışmalarımız devam ediyor hocam. Zaten diğer konuları da Sayın Mustafa Hocam ve Sayın Halil İbrahim Hocam değindiğinden ben fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorularınızı cevaplayabilirim efendim. İbrahim Bey, Siberay'dan biraz bahsederseniz iyi olur. Siberay güzel bir site hem faaliyetler anlamında. Siberay.com sitemizi hocam şu şekilde yaptık çalışmalarımızı yaparken. Tabii sizin Gazi Üniversitesi'nin özellikle çok büyük destekleriyle Siberay programında hedef kitlemizi, gruplarımızı belirledik. Bunda nasıl belirledik? Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, öğrenim grupları, yetişkinler, ebeveynler, ailelerin yapması gerekenler ve mobil kullanıcıları olarak ayırdık. Tabii bunun yanında Siberay'ın içinde sadece vatandaşlarımız değil, ayrıyeten şirketlerimiz de var. Bu şirketlerimizle iletişim haline geçtik. TOB aracılığıyla tüm şirketlerimizin bilgi işlem bölümlerini bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Aynı şekilde SPK ile birlikte çalışarak SPK'da yer alan şirketlerimizi de bilgilendiriyoruz. Buradaki amacımız ve hedefimiz nedir? Burada ransomware dediğimiz fidyeci yazılım vasıtasıyla zararlı yazılımları şirketlerin serverlarına koymak suretiyle tüm şirket bilgilerini kilitliyorlar. Ve bunun akabinde kripto paralar talep ediyorlar şu andaki bildiğimiz suçlar. Dediğim gibi ilk konuşmamın ilk başlığında belirttiğim suçlar da nasıl gerçek dünyada daha önceden hırsızlar evimize giriyorlardı veya şirketimize giriyordu, kasamalarımızı boşaltıyordu. Şu anda da aynı şekilde bunu dijital çevrim içi olarak yapıp şirketlerimizin bütün bilgilerini gizleyerek onlardan özellikle kripto para talep ediyorlar. Çocuklarımız özeline geldiğimiz zaman Sayın Mustafa Hocam'ın bahsettiği konular üzerine özellikle çalışma yapıyoruz. Tabii Bilgi Teknoloji Kurumu bizim en büyük paydaşlarımızdan devamlı beraber çalışıyoruz. Buradaki hedefimiz ne? Çocuklarımızın okur yazarlığını, sosyal medyada kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, nelere maruz kalabileceklerini, maruz kalmaları sonucunda neler yapması gerektiğini, ailelerinden saklamayıp, ailelerine bilgi verip veyahut da öğretmenlerine bilgi verip veya bir şekilde bu bahsettiğim adreslerden bize ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yani Siberay'daki ana amacımız, ana hedefimiz çocuklar ve gençliğimiz, daha sonra da tüm vatandaşlarımızın kendi kullanım alanlarında, kendi ölçülerinde, interneti kullandıkları alanlarda bu suçlara maruz kalmadan nasıl önüne geçebiliriz? Proaktif siber polislik olarak adlandırabiliriz bunu Sayın Hocam. Başkanımızın bahsettiği konular gerçekten güzel. Siberay'a katılımcılar için söylüyorum. Girerseniz orada aileler için, ergenler için
Her yaştaki insanlar için hazırlanmış çok güzel sunumlar var başkanım. Elinize sağlık. Gerçekten kullanışlı olmuş. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Bazı sorular da var. Size de geldi doğrudan gerçi. Dilerseniz şöyle birkaç soruyla konuyu da genişleterek gidelim isterim. Sayın Başkanım sizdeyken dilerseniz öncelikle sizden çok kısa bir soru. Bir tane soru gelmiş mesela en son geldiği için. Siber suçlular için cezalar kaç yıldan başlıyor diye çok basit bir sorudan başlayalım Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Hocam bu işlenilen suçun mahiyetine bağlı olarak değişiyor. TCK'nın 105 biraz önce Sayın Mustafa Hocam'ın bahsettiği 243, 244, 245 ama o cezaları öğrenmemek bence daha iyi. Yani herkes Türk Ceza Kanunu bilmek zorunda ama suç işlememek evet. Daha güzel bence. Katılımcılarımızdan birisi sormuş da en altta o vardı Sayın Başkanım. Cezalar kaç yıldan başlıyor diye artık şöyle mağduriyetten mi soruyor yoksa bir şey niyetlinde mi soruyor? Tabii onu artık katılımcımıza bırakalım. Sadece cezanın miktarını merak edilmiş. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam bir soru da size isterseniz yönelteyim. Sonra İbrahim Başkanım'a tekrar geleceğim Mustafa Başkanım. Yine çok kısa bir soruyla Mustafa Başkanım. Güvenli internet hizmetinden bahsetmiştiniz. Hatırlarsanız. Bu güvenli internet hizmeti için Mustafa Başkanım operatörler bu hizmet karşılığında ücret alıyorlar derler. Bununla ilgili yorumunuz veya böyle bir genel düzenleme var mı? Aslında bunun ücretsiz olması gerektiğini söylerler. Evet başkanım buyurun. Şimdi şöyle güvenli internet hizmeti tamamen ücretsiz. Herhangi bir operatör bununla ilgili para alamaz. Bununla ilgili denetimleri biz yapıyoruz. Ancak orada şöyle bir fark var. Eğer soruyu soran arkadaş şey yapabilir. Virüs korumaya yönelik, botnetlerden korumaya yönelik bazen operatörlerin kendilerinin sunmuş olduğu hizmetler var. Evet. Eğer bu hizmetleri ekstradan kullanıcıya tanımlamışlarsa onlardan para alırlar. Hmm. Yani benden de bir X operatörü mesela ayda 3 lira kesiyordu. Nedir bu diye şey yaptım. Siz tercih etmişsiniz, etmemişsiniz. Yani o faturayı iyi incelemek lazım ama güvenli internet hizmeti bir SMS yazıyorsunuz. 25.00'a atıyorsunuz. Güvenli aile diyorsunuz yahut da güvenli çocuk diyorsunuz. 25.00'a SMS atıyorsunuz. Hangi operatörde olursanız olun. Sizin hattınıza otomatik olarak güvenli internet hizmeti tanımlanıyor. Bununla ilgili herhangi bir ücret yok. Ama az önce bahsettiğim gibi virüsten koruma, botnet dediğimiz işte saldırılardan korumaya yönelik operatörlerin yani internet servis sağlayıcıların sunmuş olduğu bazı ekstra servisler tanımlanmış ise onlardan para alınmış olabilir. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Kısaca diğer sorulara da izninizle çünkü Halil İbrahim Hocam'ın saat 3'te toplantısı olduğunu da biliyorum. Onun için kısa kısa İbrahim Hocam izninizle bir iki soruya daha geçelim birlikte sonra şey yapalım. İbrahim Başkanım bir soru gelmiş ama teknik bir soru cevap olmak isterseniz peer-to-peer networklerde dağıtımı yapılan kötücül içerikler yapay zeka destekli olarak otomatik mi tespit ediliyor yoksa manuel olarak görevli personel yordamıyla mı tespit ediliyor gibi bir soru gelmiş Sayın Başkanım. Otomatik olarak baktıklarımız da var, manuel olarak da var hocam. Yani onların geri değerlendirmesini yapıyoruz. Yani soran arkadaş bilgili zannedersem bu konuda. Muhtemelen. Bu da bizi sevindiriyor. Güzel, teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Halil İbrahim Hocam, bir soru da size doğru gelmiş İbrahim Hocam. Uzunca bir soru ama özetleyerek geçmek isterim Halil İbrahim Hocam. Kripto paraların şu an oldukça yaygın olduğundan bahsediliyor. Arkadaş gruplarında da bu paralar için farklı sitelere üye olunmasını tavsiye edenler oluyormuş. İşte şuradan üye olursanız sağlam falan gibi. O tip sitelere üye olmak veya TC kimlik numaramı, telefon numaramı veya bir takım bilgilerimi bu tip yerlerle paylaşmak benim için ne kadar güvenli, ne kadar güvensiz? TC kimlik bilgisi gibi özel bilgilerimi nerelere verebilirim? Bir web sayfası nasıl anlayabilirim? Minvalinde bir soru hocam. Genel bir özetlemiş oldum. Uzuncaydı soru. Evet teşekkür ediyorum. Bu başkanlarımız açıkladı aslında. Hani birçok yöntem var. Ama şimdi bir yere üye olmanın sağladığı bir takım avantajlar da var tabii ki. Bunları da hani ister istemez kullanmak zorundayız. Ama SSL güvenli internet sayfasının en önemli yani güvenip güvenmeyeceğimizi gerçek bir sayfa olup olmayacağımızı SSL sertifikasıyla sağlanıyor biliyorsunuz. O yüzden bu normal URL üstteki normal web adresi satırında bunun belirtisi var. Hani baktığımız zaman bunu anlayabiliriz.
Biraz önce başkanım, İbrahim Başkanım bahsetti, phishing. Yani bu tür şeylerde maalesef çok yanılgılar olabiliyor. Hani bu anlamda hem SSL sertifikasını hem de genel anlamda yani böyle bir sitenin çok kullanılıp kullanılmadığını ya da önce bir test edip hani bütün bilgileri vermeden bir deneyip işte banka web sayfaları gibi bunları da ister istemez zaman zaman şüpheleniyoruz. Yani bu anlamda tabii ki bilinç farkındalığının artması gerekiyor. Yani bütün her şeyimizi bir anda vermek yerine böyle test ederek bazı şeyleri, işte bize gelen bir mesajı, bunun çok türleri var bildiğiniz gibi. Bize gelen bir mesajı, hani kimse kimseye internette böyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına ya da birine iyilik anlamında hiç kimse bir şey vermez. Hani eğer bir şey geliyorsa ödül sizsiniz diye bir slogan var. Yani insanlar burada birilerini mağdur etmek için bunları yapıyorlar. Bu anlamda biraz farkındalığımızın artırılması kanısındayım. Teşekkür ediyorum. Hocam çok burada bir söz alabilir miyim? Pardon. Tabii, buyurun. Sayın Başkanım buyurun. Ya bu kripto paralarla ilgili özellikle arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekir. Çok büyük mağduriyetlere sebep olabileceğini öngörüyorum ben şahsi olarak. Yani şu anda çünkü herhangi bir biliyorsunuz kanuni altyapısı tam olarak şu anda çalışmaları devam ediyor. Evet. Bunu biliyorum. Fakat bu konu üzerinde bizlerin de çeşitli düşünceleri ve yaptığımız iş ve işlemler var. Nihayetinde bizim ilgilendiğimiz suçların özellikle bilişim suçları dediğimiz ransomware tarafının şirketlere uygulanan veya şahıslara uygulanan sonucunda parayı Bitcoin olarak veyahut da herhangi bir kripto para olarak talep ediyorlar. Bunun sebebi belli. Soğuk cüzdanların veyahut da blockchain teknolojisiyle bu dijital paranın nereden nereye gittiğinin sonucu olarak bunu getiriyor. Ama arkadaşlarımız bu tür şeylere kolay kazancın kolay elden gidebileceğini ya bedava başkanımızın bir sözü var. Daire başkanımız Sayın Erdal Çetinkaya'nın devamlı bunu söyleriz. Bedava peynir fare kapanında bulunur diye. Yani bir şey çok kolaysa, çok kolay elde ediliyorsa mutlaka bunun bir karşılığı vardır. Artısında tüm internet platformundaki programlar için şeyi söyleyebiliriz. Eğer bir şey ücretsiz ise mutlaka ücretsizsiniz veya sizin bilgilerinizdir. Yani bunu arkadaşlarımız kesinlikle aklından çıkarmasa iyi olur. Sayın Başkanım çok güzel, kafamıza kazanacak güzel deyimlerle de oldu konuşma. Çok teşekkürler, o da güzel oldu. Hedefsizsinizdir diyorsunuz ücret yoksa. Çok teşekkürler. Başkanım bir tane mesaj var, yine size yönlendireyim. Sonra Mustafa Hocam'a bir mesaj var. Tabii bu mesaj yine ilginç gördüğüm soruları da iletiyorum. Sizin daireye yardımcı olmak anlamında, siber suçlarla mücadele daire başkanlığına yardımcı olmak anlamında gönüllülük çatısı var mı diyor. Ben gönüllü olarak şey yapayım. Yani herhalde mesajı algıladınız Sayın Başkanım. Bu şekilde de gönüllü çalışma yapabileceğim bir kanal var mı? Şeklinde bir soru var. Şimdi kanunlarımız belli. Kanunlarımız çerçevesinde bizim uğraştığımız suçlarla ilgilenirken de bize gelen ihbarcının kimliğini biz kesinlikle deşifre etmiyoruz. Artısında şu var. Vatandaşlarımızın bize ihbar olarak ilettiği bilgileri. Artısında bizim kendi bu tabiri insanlarımız yanlış anlıyor fakat karşılığı ihbarcı manasındadır. Muhbir veyahut da haber alma elemanı dediğimiz bir yapımız var. Bu yapımız şu şekilde kanuni olarak net düzenlenmiştir bizim suçlarımızda da. Bize bilgi veren vatandaşın kimliğini hiçbir yere kesinlikle beyan etmeyiz. Yani buna sadece mahkeme başkanımıza götürüp gösteririz. Bu da hiçbir şekilde evrakların içerisine girmez. Böyle bir yapımız var. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız bize her daim siber@egm.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Veyahut da bildikleri herhangi bir konu, bu konuyla ilgili suça mağdur olmuş veyahut suçla ilgili bir bilgileri varsa kendileri şahsen bizzat bizim illerdeki şube müdürlüklerimize veya bize gelerek bilgi vermeleri halinde kendileri kesinlikle deşifre olmayacaktır veyahut da kendileri kesinlikle hedef olmayacaktır. Bunlar da sanırım şeyi de söylemeye çalıştılar soruda da başkanım.
Hani bazen bazı ülkeler kendi sivil siber timlerini, sivil siber takımlarını kuruyorlar ya böyle gönüllü. Herhalde soru biraz da o şekilde. Hani sizin çalışmalarınıza yardımcı olmak anlamında böyle bir gönüllülük, gönüllü örgütlerimiz var mı? Ben de o şekilde çalışabilir miyim diye bir soruydu. Şu anda dediğim gibi her şey devletin kanuni. Evet. Yapılanmamız. Ama çalışmak istiyorsa arkadaşlarımız, bizim personel alımlarımız, emniyet teşkilatı personel alımlarımız, emniyet teşkilatı sayfalarından da devamlı duyurular yapılmakta, polis akademisi sayfamızdan da. Buradan zaten bizim şu anda dairemizde mevcutta çalışan arkadaşlarımızın birçoğu da mühendislik fakültesi mezunu arkadaşlarımız. Evet, teşekkür ederim. Mustafa Başkanım, bir tane soru vardı, çok öncelerde sorulmuştu. BTK Akademi'den bahsetmiştiniz. Ben de ilgili zaman zaman takip ediyorum. Sayın Başkanım, bu BTK Akademi kapsamında kurslar takip edildikten sonra alınan belgelerin geçerliliği ne düzeydedir diye bir soru gelmişti. Bununla alakalı bir kısaca bilgi verebilir misiniz dinleyicilerimize? Şimdi şöyle, BTK Akademi'deki eğitimlerle ilgili tabii herkese açık olduğu için bitirme, yani daha doğrusu eğitimi tamamlamıştır sertifikası veriliyor. Tabii bunun herhangi bir mesleki yeterlilik yahut da işte üniversite diploması gibi bir şekilde düşünülmemesi lazım. Sadece seviye ekstra bir eklenti, yani bir artı olarak düşünülebilir. Bununla ilgili de çok bilgili değilim aslında, bu bizim insan kaynakları başkanlığı yönetiyor bu sistemi, ama buradaki verilen sertifikanın programı tamamladığına dair bir sertifika. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yani insan kaynaklarına mail atarak daha net bilgi alınabilir. Orada BTK Akademi'nin altında iletişim bilgileri var. Teşekkür ederim Başkanım. Sürem çok kısaldığı için bir iki tane de aslında atlamak istediğim soru var. Mustafa Hocam, yine size sormak isterim bunu. Kısa kısa belki cevaplar alabilirsek. Bir dinleyicimiz der ki, farkında olmadan bilgisayarımın kötü niyetli kişilerin eline geçirilip geçirilmediğini anlayabileceğim bir veya anlık takip edebileceğim bir yazılım hizmeti var mı BTK'nın diye. Sanırım bizim siber terminolojide zombi bilgisayar diyoruz. Hani hiç farkında olmadan ele geçirilmiş bilgisayar gibi. Onu soruyor. Ben anlayabilir miyim? Benim bilgisayarım o an ele geçirilmiş mi, geçirilmemiş mi? Bunu takip edebilir. Bununla ilgili son.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Hani bununla ilgili tabii spesifik bizim geliştirmiş olduğumuz, içsel kullanmış olduğumuz saldırı tespit sistemlerine yönelik yazılımlarımız var, ama dışarıya yönelik tabii bunlar sürekli güncellenmesi gereken yazılımlar olduğu için açık değil. Ama bununla ilgili USOM.gov.tr'den yahut hani hangisi daha bu işi, yani hangi yazılım önerilebilir, neyi kullanabilirim noktasında USOM.gov.tr'den bilgi edinilebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Son bir soruyu da sorup sayın katılımcılar, vakit durumumuz çünkü katılımcılarımızın başka programları da var. Biz en son 15.00 itibariyle o şekilde planlamıştık. Tabii konu güncel olunca soru, inanın İbrahim Başkanım, Mustafa Başkanım, Halil İbrahim Hocam, ekran akıyor sorularla da. Ben bir iki tane daha izninizle sorup ondan sonra oturumu sonlandırmak isterim. Bir tane soru var. Sanırım İbrahim Başkanım size, sosyal medyada birisi bizim ismimizi kullanmasa dahi bize hakaret ettiğini ben ve benim arkadaşlarım biliyorsa ben buna karşı bir şey yapabilir miyim? İsmim geçmiyor ama bunu etrafımdaki herkes biliyor diyor. Yani benden bahsedildiği Ayan demeye çalışıyor. Böyle bir soru var. Yani hakaret takibi şikayete bağlı bir suçtur nihayetinde. Böyle bir konu meydana geldiğinde arkadaşlarımız Cumhuriyet Savcılıklarına veyahut da herhangi bir polis merkezine, herhangi bir polis karakoluna direkt gidip müracaat edebilirler. Bu konuda bir sıkıntı yok. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Onun dışında mümkün olduğunca bana gelen soruların tamamını sizlere yönlendirmeye de çalıştım. Sorular tabii ki çok daha fazla. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sorularını alamadığım değerli dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Onların sorularını da inşallah bir başka oturumda yine Mustafa Hocam'dan söz aldık. BTK olarak, Gazi Üniversitesi olarak ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzde siber dairede katkı verirse üçlü bir sacay olarak Halep tabii İbrahim her zaman hocam için. Zaten Gazi Üniversitesi bizim paydaşımız hocam. Bu konuda sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim. Halil İbrahim Hocam'ın da temennisiyle inşallah yüz yüze artık bu tür sorularda devamını inşallah daha sonra getirelim istiyorum. Çünkü bitme, sabaha kadar da sorular çıkabilir diye düşünüyorum. Değerli Halil İbrahim Hocam, değerli Başkan Yardımcımız Başkanım Mustafa Küçükalı Başkanım, değerli İbrahim Başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir
güncel bir konuda bizlerle birlikte oldunuz. Çok verimli bilgiler elde ettik, istifade ettik çok güzel bilgilerle birlikte. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bizleri izleyen, dinleyen değerli öğrencilerimize, hocalarımıza, diğer katılımcılarımıza da bu yüksek katılım oranları için de çok teşekkür ediyorum. Son olarak Ali İbrahim Hocam, son bir söz varsa bu şekilde son bir tur yapıp ondan sonra kapatayım izninizle İbrahim Hocam. Evet, ben çok teşekkür ediyorum tüm bizi izleyen katılımcılara, BTK Başkan Yardımcımıza, Siber Suçlar Başkan Yardımcımıza, Erdal Hocam özellikle size. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Mustafa Hocam, sizin de bir son sözlerinizi alayım dilerseniz hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir ortamda bizi bulaştırdığınız güzel bir dinleyici kitlesiyle bizi ifade etme, kendimizi ifade etme ve siber farkındalığa katkı sunma adına böyle bir fırsat verdiğiniz için Erdal Hocam size teşekkür ediyoruz. Halil Hocam'a teşekkür ediyorum. Katkıları için İbrahim Başkanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. İbrahim Başkanım buyurun, son sizden de bir söz alıp sonra kapanış yapalım. Sayın Hocam, sizlere ve tüm katılımcılara saygılarımızı arz ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler Başkanım. Değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler çok sağolunuz. Önümüzdeki pazartesi günü nükleer enerji konusunu ele alacağız ikinci oturumumuzda. Şimdiden onu da davet edelim. Nükleer enerji tehdit mi, fırsat mı konusuyla birlikte olacağız. Yine Nükleer Enerji Daire Başkanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan. Aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santrali'nde direktörü aramızda olacak. Yine üniversitemizden de katılımcılarımız olacak. Bunu da duyurmuş olayım buradan. Bu daveti de yapmış olalım. Çok teşekkürler katılımlarınız için. Sağlıklı günler diliyorum. Tüm katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.